Harun Reşid'i tanırsınız. Görmediniz ama duydunuz, Harun Reşid. Abbasi halifelerinin mühim bir adam. Abbasi halifelerinden Harun-u Reşid. Onun çok saliha, muti'a, itaatlı, salih bir hanımı vardı. İsmi Zübeyde Hanım. Zübeyde, Harun Reşid'in hanımı. O kadar saliha bir hatun ki kitaplarda nam-ı nişan yazılmış gelmiş. Uzatmayacağım. Bir gün aleddevam öğle yemeğini yemek için bizzat halife Harun Reşid mutat üzere alıştığı ve alıştırdığı üzere öğle vaktinde daima eve gelirmiş. Gelir kapıyı çalar, Zübeyde Han'ın kocası Harun Reşid'e kapıyı açar. Alıştırmış yani, he, o saatte tam o esnada kapı çalındı mı mutlaka Harun Reşid alıştırmış. Fakat bir sebeple tam o esnada yemek yemek için o saatte o dakikada evine gidememiş Harun Reşid, hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi gelmiş kapıyı çalmış, yine Harun Reşid geldi diye, benim nikahlım kocamdır diye başı açık olarak kapıyı açmış ki karşısında kocası yabancı bir erkek. Ama başını, saçlarını, açık olan başını bir saniye göstermiş yabancı erkeğe. Tedbirsiz olmuş yani. Kocamdır, nikahlımdır, bana helaldir diye kapıyı bir an açmış yabancı bir erkek. Ama saçları görünmüş ona. Hemen geriye dönüyor, kitapların hepsinde var bu hadise. Saçlarını kökünden usturayla kazıtıyor Zübeyde Hanım. Hüngür hüngür 3 gün ağlıyor. Sokağa çıkmıyor, kimseye çıkmıyor. Harun Reşid ne yapıyorsun diyor. Nefsini helak edeceksin Zübeyde. Hayır diyor. Yabancı bir erkeğin gözlerini dikip baktığı saçlarımla ben hangi Allah'ın huzuruna çıkacağım diye İslam budur. Aleyküm enfüseküm ayeti bunu söylüyor. Sen şimdi gel de şu cemiyeti izah et bakayım. Af buyurun, içindeki çamaşırı bile göstermekten haya ve iffet hissi uyanmayan aşağılık kadınlar hala Müslüman olduklarını söylüyorlar. Nerede İslamiyet? Müslüman kalmak bu gibi hallerle mümkün değildir. Açık saçık kadının neresi Müslüman? Ve nasıl İslamiyeti iddia ediyor? Hangi Allah'a gireceğini söylüyor o? Gelsin bana izah etsin. Mümkün değil. İşte aziz ve asil kardeşlerim, İslami hükümleri ve hudutları aynen tatbik etmek mükellefiyeti var. Gücümüzün yettiği, imkanımızın kafi geldiği ölçüde.